Kent Rasathanesi'nde bu hafta sportmen kentlere dolaşıyormuşuz. Buyurun. Keltrane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Fredike ve Stiftung Derneği'nin desteğiyle her hafta çıktığımız kentler turunu bu hafta spor dolu, sportif bir şekilde yapalım istiyoruz. Çünkü bir süredir Kültürhane'nin gençleri olarak basket oynamaya çalışıyoruz. Güzide, dünya kenti Mersin'de. Bir türlü istediğimiz gibi bir basketbol sahası bulamıyoruz. Ya zemini kötü, ya panyası kötü, ya çemberi kırık, ya işte ışıklandırması yok. Gerçekten de çok temel, çok basit bir ihtiyacı. Bu kadar çözeme işimizi hayret ediyoruz. Eskiden daha da fenaydı. Şimdi gerçekten de hem ilçe belediyeleri hem büyükşehir belediyesi bir takım spor tesisleri yapıyor, yapmıyor değil. Ama böyle birazcık göstermelik gibi. Hani yapılıyor, hemen o eskiyor. Bir türlü oradaki bakımı yapılamıyor, nizami bir şekilde yapılamıyor. Kafasına göre oradaki demir doğramacı mı çemberi yapıyor, oradaki badanacı mı çizgileri çekiyor belli değil. Hani dostlar alışverişte görsün gibi. Hani var mı var, işte istatistiklerde bir tane spor sahası daha eklenmiş oluyor. Ama ne yazık ki bunlar o kadar da hizmet etmiyorlar. Bu da bana bu spor dostu kenti düşündürdü. Bunun üzerine bir program yapalım dedik. Tabii ki bakınca ülkemizde spor dostu kentler de eksik değil. Her şeyin dostu var. O dost belediyecinin bir başka versiyonu da sporda da var. Gaziantep mesela spor kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyormuş. Birkaç tane habere rastladım. Fakat orada spor dostundan anlaşılan bir takım spor organizasyonları, işte turnuvalar, mesela bir futbol turnuvası yapıyor, işte spor dostu kent olmuyor. İşte okullara yardım yapıyor. Belediye yasasında tarif edilen bir hizmet. O kentin bir takım sporcularının başarıları kentin ne kadar spor dostu olduğuna bir kriter olarak gösteriliyor. Veya Altınordu Belediyesi de spor dostu olma yolunda çok emin adımlarla ilerliyormuş. Onun da büyük bir tesisi görüyoruz. İşte futbol sahası, tenis kortları, havuz, basketbol sahası, bir takım rekreatif alanları açılışını yaparak ne kadar spor dostu olduğunun gösterilmeye çalışılıyor. Yaz okulları var, spor okulları var, spor kulüpleri var, kapanan spor kulüpleri var, açılan spor kulüpleri var. Acaba sadece spor dostu bundan mı ibarettir? Yoksa Mersin'de de koskoca spor tesisleri var. Hatta eski belediye başkanlarından biri bu büyük spor kompleksini yapmakla kalmadı. Bir de üstüne kendi ismini verdi. Yani o hiç anlayamadığımız bir şey. Benim vergimle, benim verdiğim yetkiyle bir tesis kuruyorsun ve ona da kendi adını vermeye utanmıyorsun. Gerçekten çok acayip. Sporun dostu mu yoksa kendi kendilerinin dostu mu bilemiyoruz. Spor dostu kent ne ola ki diye baktım. Bunda da bir sıralama var ve dünyanın en spor dostu kentleri sıralanmış. İki farklı yorumlama var spor dostu kente. Bir, sportif olarak ne kadar başarılı olduğuna dair bir sıralama. İşte Barcelona futbol takımıyla, basketbol takımıyla, spordaki başarılarıyla çok sportif bir kent sayılıyor. Ama esas Londra'yı düşünün. Sadece bir kentin futbol takımlarına bakın. Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Queens, Park Rangers, Tottenham ve West Ham hepsi Londra'nın takımlarıymış. Ve Londra 3 tane olimpiyata ev sahipliği yapmış. Bu da spor dostu bir kent olmanın bir kriteri gibi gözüküyor. Ama esas mevzu böyle başarılı takımlara, spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmak değil, halkına, kent sakinlerine, hemşehrilerine spor yapma şansı, imkanı sunmak. Bunun sıralamasında da 2019'da Eurostat bir sıralama yapmış. Burada bir yandan halkın sportif tesislerle ne kadar memnun olduğuna bakılıyor. En başarılı kent Aalborg seçilmiş. Bunu sadece kentin başarısı olarak yorumlamamalıyız. Çünkü Danimarka 2009'da 400 milyon euro ayırmış spor altyapısına ve bunun %80'inin de belediyeler tarafından kullanılmasına izin vermiş. Yani ülkenin spora yaklaşımı, ülkenin o yerel yönetimlere verdiği yetki Aalborg'u bu kadar başarılı yapmış. 3600 kayıtlı spor oluşumu varmış kentte ve bu kentin okul ve gündüz bakım evleri sayısından daha fazla. Bunların çoğu da sivil toplum örgütleri ve gönüllüler tarafından yürütülüyor. Bizdeki gibi işte bir takım büyük profesyonelleşmiş spor kulüpleriyle gitmiyor. İkinci sırada Zürih var. En önemli özelliği tesisleri ve tesislere kolay ulaşım. Daha sonra onları Glasgow, Helsinki, Cardiff, Antwerp,
Groningen, Ostrava, Lüksemburg ve Wolfsburg izliyor. Farkındaysanız çok büyük kentlerden bahsetmiyoruz. Yani çok büyük kent, biraz da İngiltere'de konuşacağımız gibi aslında tatmin etmesi zor, alan bulunması güç bir kent yaratıyor. Diğer bir nokta tabii İngiltere'deki sıralamada Runners Need adlı marka İngiltere'nin spora erişilebilirliklerini ölçmüş. Buradaki kentleri bir sıralamaya tabi tutmuş. Hem kişi başına düşen spor tesisi sayısına bakılmış hem de kişi başına harcanan sportif bütçeye bakılmış. Birinci sırada Ipswich var. İkinci sırada Chesterfield. O büyük İngiltere kentlerinin hiçbiri sıralamaya girmemiş. Tabii demin dediğimiz gibi alanın büyük olması ve işte daha büyük ölçekli spor tesisleri yapılması ama küçük mahalle arası tesislerinin yeteri kadar ayrılmaması. Dolayısıyla bütün bu sporun kentle, kentsel politikayla ve buna bağlı olarak işte sağlıkla, hareketlilikle ve ekolojiyle çok yakın ilgisi var. Sporun siyasi bir boyutu var. Bu siyasi boyut bunlara gelmeden daha makro ölçekte de var. Yine geçen haftanın bir haberine rastladım. Radio Free Europe'da Marian Pavlak, Macaristan lideri, Viktor Orban'ın sporu nasıl siyasetine alet ettiğine dair çok ilginç bir yazı kaleme almış. Buna göre Macaristan'ın popülist lideri, Romanya'da Macar kökenlerin yoğun olduğu Sizling Land bölgesini müthiş sportif yatırımlar yapıyormuş, müthiş kaynaklar aktarıyormuş. 1 milyon kişinin yaşadığı bu bölgenin yarısı etnik Macarmış ve biraz da Bükreş'ten, başkentten özellik talebi varmış. Bunu oynamak için Orban oraya müthiş yatırımlar yapmaya, işte stadyumlar açmaya, spor akademileri düzenlemeye, hokey sahaları ve diğer altyapı tesisleriyle müthiş kaynaklar aktarmaya başlamış. Düşünün, bir ülkenin, yabancı bir ülkenin bir bölgesini, oradaki etnik akrabalarını birazcık daha kaşımak için, onları birazcık daha bu milliyetçi duygularla baş etmek için sporu kullanılıyor. Öyle ki bir takım maçlarda bu bölgenin takımları artık Romanya milli marşını değil, kendi milli marşlarını söylemeye bile başlamışlar. Bu daha bir diplomatik kriz aşamasına gelmemiş ama rahatsızlıklar açık. Bizde de işte futbolun ne kadar siyasete alet edildiğini, konu olduğunu biliyoruz. İşte Viktor Orban da bunu kullanıyor. Ama kastettiğimiz bu değil. Sporun politikaya konu olmasının sebebi işte bu tür büyük makro propagandist faaliyetler değil. Bizim kastettiğimiz o kentin sakinlerine ne kadar spor yapma imkanı, altyapısı sunduğu. Fakat bu da sadece bir sayıdan ibaret değil. Ne kadar yatırım yapıldı, ne kadar tesis açıldı. Bunların ne kadar adil dağıtıldığı da başka bir soru. ABC News'ta Nisan başındaki bir yazıda Avustralya'da bu konudaki eşitsizliğe dem vuruyor. Melbourne'un Casey bölgesinde çok genç bir mahalle. Nüfusunun %60'ı 45 yaşından genç. Dolayısıyla çok spor yapmaya istekli, hevesli bir takım nüfusu var. Fakat buradaki yatırım diğer mahallelerden çok daha az. Daha yaşlı nüfusa sahip, daha merkezi mahalleler daha büyük spor imkanlarına sahip. Sadece tabii bu bölgeler arasında bir eşitsizlik değil, hangi spor dalına yatırım yapıldığı da bir soru işareti. Yani her yere futbol sahası, her yere halı saha, her yere basket sahası yapmak da bu işi çözmüyor. Çünkü yaşlılar daha sağlıklı, daha kolay olduğu için yüzme sporunu yapıyorlar. Onların yaşlı mahallelerde daha fazla yüzme imkanı, genç mahallelerde daha hareketli takım sporları yapılması gerekiyor. Bunların hemen zaten sağlık istatistiklerine yansıyor da daha çok spor tesisi olan, daha çok spor yapılabilen yerlerdeki kalp sağlığının çok daha iyi olduğu, daha az yatırım yapan yerlerde daha sıkıntılar yaşandığını haberden öğreniyoruz. Sadece sağlık da değil, toplumsal cinsiyetin de sportif yatırımlarla bir ilgisi olduğunu öğrendik. Hindistan'da bir proje Kihel diye spor yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet etmeye başlamışlar. Nasıl diyeceksiniz? Öncelikle kızlarla erkeklerin birlikte yapabildiği spor dallarını teşvik ederek bunların bir araya gelmesine, bir takım ön yargılardan kurtulmasını sağlıyorlar. Yani Hindistan'da zor iken bu kadın ve erkeklerin birbirleriyle tanıması, ilişkiye geçmesi sağlanıyor. Dil değiştiriyorlar. Yani işte adam adama savunma şeyini kullanmıyorlar mesela. İnsan insana savunma diyorlar. Ya da işte bir takım o daha küfürler, daha argoları da sınırlama getiriyorlar. Daha küçük yaştan itibaren toplumsal cinsiyete duyarlı bir dilin yerleşmesini çocuklarda oturmasını sağlıyorlar. İş bölümünü buna göre yapmaya başlıyorlar. Mataraları hep kızlar doldururmuş. Ona bir şey getiriyorlar.
verilmiş ve hayır işte sırayla kim boştaysa o doldurmaya başlamışlar. Ya da erkekler mesela üstsüz oynamalarına, işte tişörtlerini sıyırmalarına izin vermiyorlarmış. Çünkü kadınların yapamadığı bir şeyi onların da yapması engelleniyormuş. Böylece daha küçük yaştan itibaren spor yoluyla toplumsal cinsiyete duyarlı kuşaklar yetiştiriliyor. Bana çok ilginç geldi. Tabii spor dostu olmanın bir başka biçimi de tesisi yapın, parayı harcayın, bir takım kurslar, turnuvalar yapın. Ama en önemlisi işte o müşterekleşen kent bağlamında insanları bir araya getirecek vesileler yaratılması. Bu böyle büyük organizasyonlarla olması gerekmiyor. Yani sizin iyi bir basket oynamanız için 5 tane diğer en azından 5 arkadaşa ihtiyacınız var. Bunun buluşma imkanlarını yaratmak, insanları bir araya getirecek işte ligler, turnuvalar düzenleyecek faaliyetlere de ihtiyaç var. Bunun bir aplikasyonunu gördüm. Çok hoşuma gitti. Böyle bu sevgili bulmak için yarayan Tinder gibi oluşumların sportif versiyonuymuş bu. Kayıt yaptırıyorsunuz. Hangi spor dallarından hoşlandığınızı, bunlarda ne kadar deneyiminiz, beceriniz olduğunu yazıyormuşsunuz ve sizin dişinize göre bir takım rakipler sıralanıyor ve siz de onlarla işte arkadaş oluyorsunuz. Çağrıda bulunuyorsunuz. Onlarla bir takım işte sportif faaliyetler yapma daveti gönderiyorsunuz. Hatta bir takım açık etkinlikler yaparak işte halı saha düzenliyorsunuz ve insanların halı sahaya gelmesini. Çok önemli. Gerçekten de özellikle bu bireyselleşen kentlerde görüyorsunuz fitness salonları artıyor. Tek başınıza yapacağınız tenis veya atletizm öne çıkıyor. Çünkü işte böyle bir takım arkadaşı bulmak güç oluyor. Belediyelerin de bu yönde, kent yönetimlerinde bu yönde yapacakları çok şey var diyelim. Ve bu haftalık müsaade isteyelim. Klasik kadroyla karşınızdaydık. Sevgili Burkay ve Nilgün'le çektik bu haftaki bölümü. Sizler de yorum, öneri ve eleştirilerinizi Instagram, e-mail ve Twitter'dan iletebilirsiniz. Eğer çorbada tuzumuz olsun derseniz de Patreon hesabımızı yukarıya koyalım ve hepinize sportif, sağlıklı haftalar dileyelim. Hoşça kalın. Buyurun. Geriye atıyorum hep ya. Ver bir dakika. Kıpırdamadım. Tamam. Şuz. Buyurun. Bu ne biçim pas ya? Pas vermiyor. Buyurun. 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 Hey be.